Günaydın. Ah ne kadar güneş geldi. Bugün okulun 1,5 sene sonra yüz yüze ilk günü. Çok heyecanlı değilim aslında. Neden anlamadım. Heyecanlı olmam gerekir ama bilmiyorum. Normal hissediyorum şu an. İyi hissediyorum. Odada tek kaldım. O yüzden bağıra bağıra konuşabilirim. Şimdi derse gideceğim. Bugün sadece 2 dersim var. 10'da başlıyor. 12.40'da bitiyor. Sonra halletmem gereken işler var. Bugün muhtemelen merkeze inip onları yapacağım. Okula da çekmeye çalışacağım ama ne kadar çekebilirim bilmiyorum. Yani okula daha önce çekmediğim için garip hissedebilirim, utanabilirim belki birazcık. Ya da hiç utanmam, sürekli çekerim falan. Bakalım ne olacak ama okulumdaki ilk günüme hoş geldiniz. Arkadaşlar ben sabahki 2 dersime girdim. İkisi de çok güzel. Yani daha derse girmedik ama sınıfta olma hissi gerçekten çok güzeldi. Ve ben pandemi başladığında hazırlıkta olduğum için lise gibi sınıflarda giriyordum hazırlık derslerine. Ama şu an gerçekten üniversitede olduğum ilk döneme kadar hissettiğim bir gündeyim. Yemek yiyeceğiz. Karnım çok aç. Bugün dersim bitti dedim. Söyledim galiba. Bilmiyorum. Ve şu an şurada protesto var. Şimdi hemen gösteriyorum. Okulun görünmüyor galiba. Yurt için değil mi bu? Evet, yurt için. Okul öğrencilere yurt vermediği için söz verdiği halde seçim şey olmuş. Evet, konuşmak ister misin? İsteriz çünkü özeliyiz yani. Bize vaat ediyor ama vermiyor. Evet, bize veriyor ama diğer arkadaşlarımıza vermiyor. O yüzden hepimize vermiyor. Evet, o zaman ya vaat etmeyeceksin ya da vereceksin. Enough aktivizm. Evet. Enough değil. Yani ve bunu sadece 2 hafta önce açıklıyor. Bu arada insanların içinde konuşmaya utanıyorum. Merhaba arkadaşlar. Bugün bir fanımla takipçi buluşması yaptık. Şaka tabii ki. Ya ben işte böyle yapamıyorum giriş. Güzel bir şey bu arada. Ben izlerken gülerdim yani sen öyle şey yapsaydın. Çok meşgul durumda. Efendim? Tamam. Çok iyi miydi? Ay keserim onları. Tabii ki. Yok kesmeye gerek yok. Daha çok izlemiş. Evet Burhan, kendini... Dur önce küçük bir şey söyleyeceğim. Tamam. Bundan 8-9 ay önce ben de siz gibi telefondan izliyordum. Şu an yüz yüze. Evet. Ben anlat. Ne anlatayım? Tanışma hikayemiz. Evet. Şöyle bu bana kalleşlik yaptı. Ben kardeş dedim, kalleş oldu. Ama öncesini anlatayım. Ben Koç Üniversitesi'ni istiyordum. Anadolu Bursiyerliği ile. Sevgi de sağ olsun çok güzel bir video çekmişti. O videodan sonra ben Sevgi'ye önce abone oldum. Bu videoyu izliyorsanız Allah rızası için olun yani. Benim için. Ben kimsem. Sonra önce yorum attım. Yorumda linç yedim. Öylesine dedim ki. Benden mi yedin? Hayır senden değil. Senin takipçilerinden. Dedim ki ben dedim biz kendimiz şakasına dedim bu arada. Çabuk sil videoyu kimse görmeden falan dedim böyle. Aa, hatırlıyorum. Yorumlarda şey var böyle zihniyeti olan insanlar zaten seçilmez. Arkadaşlar telefon çaldı şimdi kapatmak zorunda kaldık. Devam ediyoruz. Sonra işte linç yemeye başladım. Ya, o yorum anlamaları çok saçma mı bu arada? Hani anlarsın çabuk sil çabuk tarzı evet, şey yazmış. Evet direkt öyle şey, yazmış. Ya, görmüşsünler falan diyor. Şakasına ama yani, ciddi değil. Anlaşılırdı bu arada. Daha fazla rakip gelsinler daha rahat elerdik yani sıkıntı yok kardeşim. Yavaş yavaş. Dur. Sonra Instagram'da
Instagram'dan konuştum. Evet, sonra ben Instagram'dan merak ettiğim şeyleri yazdım böyle. Çok güzel cevap verdi. Hızlı cevap verdi. Konuştuk. Sonra ben ilk ön elemeye geçtim. Geçtikten sonra bir tutuştum. Dedim ki Sevgi de zaten MAVA'da. Biz medya görsel sanatlar okuyoruz. Dedim ki ben Sevgi'ye sorayım, biraz bana taktik versin. Burada ben devreye giriyorum. Tamam. O mesajına bakmadığın zaman değil mi? Evet. O arada... Ben 3 defa mesaj attım ayrı zamanlarda. O arada bana bir çocuk mesaj atıyor. Mesaj atıyor, konuşamadım. Ama hani profil resim, ben tanımıyorum. Burhan diye birini de tanımıyorum. Aklıma hiç gelmiyor Burhan oluyor. Ben yapma, hiç de istediğim cevap veremem dedim, konuşamadım yine. Konuşamıyorum dedim. Neyse cevap veremem ya aman dedim. Klasik dedim, biri yürümeye çalışıyordu falan. Ben böyle düşünüyorum, cevap vermiyorum. Sonra ben de Anadolu Bursiyerlilerin mülakatında işte o süreçte mentor. Ya Allah'ın tokadı yok işte. Çocuk baktım, benim mentorlarım arasında Burhan diye bir çocuk var. Diyorum ki oğlum bu isim bana tanıdık geliyor. Gerçekten tanıdık geliyor. Sonra ben o mesaja baktım. Dedim ben de bu çocukla konuşmuşum. Dedim bu çocuk o çocuk. Sonra bir pişman oldum öyle düşündüğümde. Sonra tabii o süreçte şey yapamıyorum. Yazamıyorum Burhan'a. Ben grubu açtım. Mentor'ın olduğu grubu açtım. Burhan'ın görmesini bekliyorum sabırsızlıkla. Ama asla görmüyor. Çünkü onun numarasını yanlış vermiş bana. Bir gün sonra mı iletişime geçebilirsin? Bir gün sonra. Aynen. Ve ben mentorumun Sevgi olduğunu bilmiyorum. En son dedim ki aman kendi halinde dolansın o zaman, sen niye yazıyorsun falan deyip mesajı geri çektim. Bir baktım bir numara arıyor. Sevgi. Sesinden anladım zaten. Gerçekten mi? Evet. Oh. Ya işte. Öyle. Biz neler düşünelim, siz bize neler yaşatın. Arkadaşlar öyle, ama ben senin almanı gerçekten istedim yani. Çünkü YouTube'dan falan takipçisiydim, sıkı takipçisi. Evet. Sadece videolarını falan da yürüdüm. Kardeşiyle videosu var. Ne olur gidin onu izleyin. Kardeş çok tatlı, çok eğlenceli. Gidin biraz pozitif şeyler izleyin ya. Gerginlik şey, gergin şeyler izlemeyin. Gerçekten çok şey hissediyorum. Gerçekten mutlu hissediyorum bu arada Burhan burada olduğu için. Çünkü hem daha önceden tanıyordum, hem o süreçte mentoruydum, hem takipçim ve şu an... Ya şu an arkadaşız değil mi? Evet. Ablam mısın, arkadaşın mı? Ben küçük gösteriyorum, ablam olamam. Yok, yakın göster. Aslında bölüm arkadaşıyız zaten. Arkadaşız, ablam. Evet, Sevgi. Olmaz. Sevgi apaydın. Burada kimse benim ablamı daha değil. Ben de kimsenin ablamı. Ya. Ya işte takipçilikten abone... Ay aboneliğe demişim. Abone olun da. Arkadaşla o zaman bir hikaye. O yüzden kanalıma siz abone olun. Yakında da bir video çekeceğiz. Yani yakında dediğim biraz geç ama... Biraz insanların aklına başına gelince. Ya neler neler. Ne kaoslar. Şey yaparız, milletin arkasından atıp tutarız isim vermeden. Neler gördü şu gözler? Olur boş ver. Ne diye? Ben şu gözler neler gördü? İsim vermeden yapamam. Onu ben, isim vererek de olmaz. Benim yani. Kulağına isim verirsin. Olmaz. Hiç isim verebilmemiz lazım. Yok, onu veremeyiz. İşte. Ben yeni girişliyim arkadaşlar, olmaz. Şu gözler neler görüyor? Neler? Bilseniz. Neyse böyle işte. Çok mutluyum gerçekten, çok mutluyum. Ben de çok mutluyum. Ya. Böyle sarabilir çocuğum, başka şeyler. Abone oldum. Bir de yorum atın. Evet. Bana sormak istediğiniz sorular varsa. Yorum atın, ben de vallahi cevaplayacağım. Sorularınız varsa Instagram'dan sorabilirsiniz. Gördüğünüz üzere cevap veriyorum. Ya. Yani. Olmaz falan demeyin. Bak 9 ay önce yorum atıyordum. Şimdi yorum atın diyorum. Ve bunun kanalına. Sevginin kanalına. Ya. Teşekkür ederiz. İleride Burhan'a da kanal açtıracağım. Yakındır bu arada. Gerçekten yakındır. Onu da açacağız. Sevgisi gerçekten çok seviyor. Allah çarpsın çok. O kadar uykum var ki. O kadar yorgun hissediyorum ki. Burhan'la görüştükten sonra hiçbir şey çekmemişim. Zaten pek de bir şey yapmadım yani, yaptım, halletmem gereken şeyleri hallettim kısmen, o da öyle. Bu videoyu editledim birazcık, şimdi yatacağım, uyuyacağım, gözlerim ağrıyor. Yarın 8.30'da dersim var ve yarın dersim 18.40'da bitiyor. Çok kötü. Ama ilk gün güzeldi, gerçekten çok güzeldi. Çok özlediğim insanları gördüm. Çok özlediğim şeyleri yapabildim yeniden, okulda, yurtta. Derslere girebilmek,
hocaları karşımda canlı bir şekilde görebilmek, sınıfta olabilmek gerçekten harikaydı. Harikaydı. Böyle güzeldi ya. Gerçekten güzeldi yani. Daha fazla aynı şeyleri tekrarlamak istemiyorum. Çok uykum var. Bu videonun bu kısmını editleyip sadece yatmak istiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada çok bir şey çekemedim. Hani daha fazla şey çekebilirdim diye düşündüm aslında editlerken. Ama şu an okula çekmeye daha yeni yeni alışıyorum diyelim. İlerleyen zamanlarda umarım daha çok çekebilirim okulda. Böyle. Teşekkür ederim tekrar izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Thank you.